Merhaba. Bugün sanki baş aşağıdayım. Bugün onu bir kez kontrol edeyim. Ya da siz istiyorsanız burada da önce live gidelim. Okay. Bakalım. Bugün internet bağlantı zayıf. Ha, merhaba. Instagram'da geldiniz. Şimdi Facebook'ta baş aşağı mıyım değilim. Onu tam karar veremedim. Ve burada henüz tam ayarlamadım. Ha, böyle fena değil. İyi, tamam. Şimdi Facebook'ta kontrol edeyim. Tamam. Instagram'da merhaba. Instagram'da oldu da Facebook baş aşağıyım. Onu beğenmedim. Onu nasıl yapayım ben de bilmiyorum. Çünkü bugün dönmek istemiyor. Belki bir saniye. Biraz sallanacak bu da. Böyle. Ups. Şimdi ayarlamam lazım biraz. Bir saniye. Kardeşim, hadi. Atölyem içinde gördüğünüz bir parça. Pasta. Şimdi tam olmadı. İnşallah bir kaza olmaz. Hepsi biraz sallanıyor. Biliyorum. Şimdi Instagram'da. Dur, ayakta duruyor. İnşallah tam sağlam oldu. Bugün şampuan ilgili konuşacaktık. Bu da hemen not alma için bir kız. Ve tekrar sallanıyor. Bir saniye. Diğer notlar da alayım. Şampuan biraz komplike bir konu olacak. Bu yüzden çok acayip derine girmek istemiyorum. Bugün onu sonra bölmemiz lazım. Komplike konu neden olacak? Çünkü hem bir saniye bunu hala beğenmedim. Çünkü hem doğal sabun konusu var hem de gerçek şampuan yani sıvı şampuan olacak. Bir saniye bunu deneyelim. Böyle bir maşayla sizi birbirine bağlayabilirsem inşallah sıplamaz. Tamam, evet, böyle daha kolay. Yani dediğim gibi şampuan hem doğal sabun hem kosmetik olarak baktığımız için bugün biraz komplike olacak. Ondan onu parçalarına bölmek istiyorum. İlk olarak nereye başlayayım? İlk olarak temel çok basit saçın yapısı size anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden onun istekleri ya saçın istekleri şampuan için. Bundan sonra şampuan olarak 4 tane seçeneklerimiz var. Bir kez bildiğimiz sıvı şampuan, yani markette aldığımız tarzı sürfektant bazlı sıvı şampuan. Bunun son birkaç tane moda olarak şampu bar da oldu. En büyük imalatçı veya en büyük isim bu konu ilgili Lush oluyor. Ondan katı şampuanları var. Bunun dışında şampuan sabun var ve şampuan sıvı sabunları da var. Beşinci burada bambaşka bir ürün ama onu da söylemek istiyorum. Şu anda yurt dışında No Poo olarak bir tane moda var. Yani o ne demek? Yani şampu kullanmayan saç yıkamak. İsterseniz sorularınız varsa lütfen yazın. Ben onları sonradan ya da görünce daha kolay belki kaçırmamak için cevap vereceğim.
Ama dediğim gibi bugün biraz kargaşa bir konu olarak. İlk olarak saçlarımız ne isteğim var. Yani en önemli olanı gördüğümüz saç, yani dışarıda çıktığımız saç, kökün dışında şu hayatta değil demek belki doğru değil ama canlı değil. Yani nasıl tırnaklarımız da aynı, kesince acımıyorlar, saçı da aynı. Yani ne kan dolaşımı ne sınırlar içinde ama onlar sadece zincir halinde protein molekülleri. Ve saçlarımız dört fazladan geçiyorlar büyüyünce. Onlar şimdi kafam karışmadı. İçin bu da üç bana gösterdi. Hadi. Yani saçlarımız bir tane büyüme fazdan geçiyor. Bundan sonra bir tane mola diyebiliriz fazdan geçiyor ve bundan sonra tekrar bir tane hazırlık fazla geçiyor. Bundan sonra tekrar büyüme geliyor. Yani dönüm oluyor. Bu yüzden bütün saçlar aynı anda usanmıyorlar. Ağda yapıyorsunuz, yaparsınız. Onu genelde daha kolay görebilirsin. Bile ağda yaptı 2-3 günden sonra birkaç tüy çıkmaya başlıyor. Ve zamanla çoğalıyorlar. Yani orada görebiliriz aynı anda büyümüyorlar. Onlar kademe kademeyle büyüyorlar. Bu önemli. Saç dökülmesi için bu bilmek de önemli. Bunun dışında saç rengimiz dışında saçlarımız tipi de farklı oluyor. Yani düz saçı var, dalgalı saç var, kıvırcık saç var ve Afrika saçı kıvırcık bir üst modeli, yani biraz daha kıvırık. Bu nasıl oluyor? Ve belki en düz saçlardan başlayalım. Asyalı saçlar acayip düz, acayip parlak. Bu neden? Çünkü onlara çıktığın yerde yüz yuvarlak oluyor. Bu yüzden saç dümdüz çıkıyor. Ne kadar yassı oluyorsa çıkan büyüme noktası o kadar kıvırcık oluyor. Aynı zamanda kıvırcık çoğalınca saçlara daha az parlak oluyor ve daha çabuk kurumaya müsaitler. Çünkü saçımız çatı gibi düşün. Yani üst üste koymuş ismi şimdi aklıma geliyor. Yani üst üste saçları boydan uzatıyorsan böyle aşağı bakarak dizilmiş oluyorlar. Çatı gibi, yani çatı aklıma gelmiyor. Çatıdaki gibi tuğla değil. Neyse, inşallah anladınız. Ve bunlar ne kadar aşağı bakıyorlar, yani ne kadar akışkan oluyorsa o zaman saçımız daha parlak oluyor. Tabii ki saç düz çıkamıyorsa, kıvırcık olarak çıkıyorsa bunları bu kalkanlara biraz kalkmış oluyorlar. Aynı zaman saçlarımız çok boya, perma veya böyle bir şey yapıyorsak da çok fön de çekiyorsak şu kalkan halinde kütükü kalkmaya başlıyor ve bu yüzden saçımız daha az parlak oluyor. Bu kütükü indirmek için ne yapabiliriz? Bir tarafta bakım, diğer tarafta saçlarımız asitli pH'la seviyorlar. O zaman daha bu kalkanla iniyorlar ve saçımız daha akışkan, daha parlak oluyor. Bu yüzden mesela genelde internette görüyorsunuz elma sırkıyla saçın durulunuz ve böyle şeyler. Oradan geliyor bu fikir. Aynı zaman bu kalkanla devam kayıyor. Evet, yani gitti. Ben burada internetten çekiyorum bilgisayardan. Belki o işe yarıyor. Ve yani bu temel olarak saçlarımız önemli nokta. Bu biz şekil nedeniyle farklı parlaklık, farklı saç tipi oluyor. Farklı saç modeli oluyor. Ve bunlar tabii ki bir şampuan hazırlarken de aklımızda tutmamız lazım. Bu özellikle doğal sabunlar için çok önemli. Çünkü
başarılı bir doğal şampu bar yapmak, şampuan sabun yapmak çok zor. Acayip zor. Şimdi adım adım gidelim. En kolaydan veya en konu dışı olarak başlamak istiyorum. Bu no poo moda, yani şampusuz saç yıkama, onu size sadece bildirmek için anlatmak istiyorum. Şu moda özellikle çok kıvırcık saçlarda ilk olarak çıkmış ve bunda şampuan yerinde saç bakımı yıkamak için kullanıyorlar. Yani bunu belki fark ettiniz ama ben onu böyle şekilde hiç henüz demedim. Emulgatör ve sürfaktanla iş görev olarak aynı görev yapıyorlar. Su ve yağ bağlıyorlar. Burada su ve kir bağlıyor, o da genelde yağ bazlı çünkü cildimiz üzerinde sebum var. Ve krem olarak, krem hali getirmek için su ve yağ bağlıyoruz. Bu yüzden çoğu kremlerde emulgatör nedeniyle güzel bir hafif ve temizliği özelliği var. Bu özellikle saç bakım kremler için, saç maskeler için geçerli oluyor. Çünkü çoğu zaman orada yardımcı emulgatör olarak betain kullanılıyor veya başka bir tane hafif temizlik görevi gören bir sürfaktanla. Bu yüzden çok kıvırcık saçlı ya da acayip kuru saçlarınız, saç bakımıyla saçı yıkabilirsiniz. Yağlı saçınız varsa birkaç defa peş peşine yapmanız lazım. Yoksa o yağ hepsi kaldıramıyor. Ama özellikle kuru yıpranık saçları saç kremiyle saçını dağıtıp masaj yaparak biraz bekletip durulunca temiz bir saç oluyor. Bu şimdi yani saçı tamamlamak için onu size anlatmak istedim. İkinci tamam sürfaktan bazlı yani bildiğimiz marketteki şişedeki sattığımız şampuanlar. Bunda dediğim gibi sürfaktan bazlı yani köpüğü ajanda içinde var. Genelde şu anda sodyum laureat sulfat ya da sodyum lauryl sulfat ya da yeni modayla daha nazik, daha yumuşak deterjanlar ile yapılıyor. Şampuan temel formülü çok zor değil. Acayip basit bile. Genelde su var. Bir tane ana sürfaktan ajanda. İkinci bir yardımcı sürfaktan var. Şimdi bir şey unutmamak bakıyorum. Bir koruyucu var. İsterseniz renk ve koku ve bazen her zaman değil bir tane bakım sağlayan bir tane içeri. Bu en basit halinde gliserin olabilir. Bitki özü olabilir, proteinle olabilir, keratin şu anda protein olarak çok moda, silikonla da olabilir. Yani şey bunlar bakım sağlayan, genelde buradaki amaç taramaya kolaylaştırmak. Pardon, kaçırıyorum, bir şey kaçırmamak için bakıyorum. Şimdi şampuan amacı zaten temizlediğinde nemlendirmek, duru ve bazen kolay tarama ve şekillendirme. Bunlar en temel istekleri şampuanda. Bunun dışında da ilave olarak hacim çoğaltmak, parlaklık sağlamak, kaşıntı azaltmak, saç dökülmesi azaltmak. Yani böyle daha tıbbi istiyorsanız görevleri de var ama en temel olanı yani temizlemek, nemlendirmek ve genelde taramaya kolaylaştırma var. Bu her ürün için yani şey katı şampuan, doğal şampuan ya da doğal sabun, doğal şampuan sabun olarak da önemli bir istek. Bunun dışında katı sürfaktan bazlı şampuanlar da var. Bunlar dediğim gibi en çok Lush'tan belki biliyorsunuz. Bunlara ne dedim? Bunlar bildiğimiz şampuan susuz yapılmış halinde, toz halinde ya da bazı böyle makarna halinde yapılmış bir şampuan. Ve onu bir kalıba bastırıp yapıyorlar. Amacı veya yani farklar nedir? Genelde piyasada bulduğumuz olanda da bu katı şampuanda
kullandığın temizlik ajanda da, ajan daha nazik. Her zaman değil ve her zaman kolay kolay da fark edemiyoruz. Çünkü su olmadığın için tabii ki daha nazik bir surfaktan kalıp halin ama daha yoğun olduğun için bunu her zaman fark edemiyoruz. Yani bunu bizden deneyerek bakmak lazım. Bunun dışında doğal katı sabun olarak şampuan kullanabilirsiniz. Yani doğal sabun şampuan olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi başarılı tarifler var. Memnun kalan kişiler de var. Ama en büyük sıkıntı bütün doğal sabunlarda pH orada o kadar değil. Çünkü zaten bütün bu doğal sabun üzerinde çıkan üründe sonra bir tane asitli durulma istiyorlar. Yani sirke suyu ya da bazen bile hazırlamış özel bir tane saç bakımı olabilir. Ama burada en büyük sıkıntımız memnun kalabilecek bir tarif bulmak için denemeden kaçamıyorsunuz. Çünkü memnun kalmak için 3-4 tane faktörler var. Kullandığınız su fark yaratıyor. Kireçli, kireçsiz mi? Doğal sabun evde kullanıyorsunuz biliyorsunuz kireçli suyla hep biraz böyle lavabo kenarlarında böyle gri bir film bırakıyor. Bunu da saç üstlerinde bırakabilir. Bundan sonra sabunla da saça da sabun kullanıyorsunuz. Saçı böyle sanki yapış yapış yağlı oluyor ve şey durulamıyor. Böyle keçeleşmiş oluyor. Yani kullandığımız su durulmak, yıkamak için kullandığımız su burada fark yaratıyor. Saç tipimiz düz mü, kıvırcık mı? Ondan onu önce anlattım. Orada fark yaratıyor. Saçımız boyalı mı, permalı mı, röfle mi? Yani herhangi bir işlem görüyorsa o da etkileniyor. Ve kullandığımız yağla tabii ki. Şimdi araştırma, ben kendime hala memnun kalan bir tarif bulamadım. Onu söylemem lazım. Diğer tarafta da şampuan, sabun tek aklıma şimdiye kadar hiç yetmediği için pek bir araştırma yapmadım. Sizin istekleriniz üzerinde ben araştırma yapmaya başladım ve yani iyi de her zaman değil. Mesela kayınvalidem lavantalı sabun kullanıyor, çok memnun kalıyor. Ben onu kullanıyorsam ben yani saçımı hiç beğenmiyorum. Ama dediğim gibi o saç modelden ve sayede yani saç tipten değişiyor. Bu yüzden aynı zamanda mesela kadınlarda regl dönemiyle fark yaratabilir, hamilelikte, emzirmede fark yaratabilir, yaşlayınca saçımız gri, saçımız çoğalınca da fark yaratabilir. Yani saç tip değiştirdiğin anda sabun verdiğiniz tepki, saçınızdaki tepki değişebilir. Genelde fikir veya bir başlangıç nokta için size bir tarif vermek istedim. Veya oranda da daha doğrusu tarif değil. Bunlardan çok sesim az geliyor. Bakayım. Şimdi daha iyi mi oldu? Bundan daha çok memnun kalanları var. Bu tariften çok memnun kalanları var. Ondan bunu size başlangıç nokta olarak göstermek istiyorum. Kayıt ilgili sıkıntı varsa sesim vesaire biliyorsunuz. Onu yarın ya da cuma gün en geç sabunatelier.com blogumda orada tekrar yazılı haliyle de getireceğim. Paylaşacağım. Yani orada ses sıkıntı varsa orada bakabilirsiniz. Şimdi tarife dönelim. Genelde zeytinyağı saçlar için kullanım tercih ediliyor. Elimdeki şu anda %50 kullanılan tarifleri var. Diğeri Hindistan cevizi, özel yapı nedeniyle veya özel davranış nedeniyle saçlar için çok iyi geliyor. Bu yüzden şampuan bağlarda %10-20 arasında kullanılıyor. Saçınız Hindistan cevizi ya bu kalkanlar da arasında girebilir. Bu yüzden daha iyi bir bakım sağlayabilir.
Bu yüzden şampuan bağları içinde onu da kullanmaya seviyorum. Diğeri avokadoya saç için çok uygun oluyor. Bunu teşekkürler size. bu yüzden avokadoya çok kullanmaya seviyorum. Diğeri tabii ki bu bütün bakım ve salyan yağları, badem yağı vesaire kullanmaya denebilirsiniz. Ve en ilginç fark ve en önemli fark şimdi oldu. Hint yağı kullanmayı tavsiye ediyor internet yani şey arkadaşım tavsiye ediyorlar. Özellikle yüksek miktarlarda yani normalde doğal sabunda %5 en üstü diyoruz. Saç sabun için %10 %20'ye kadar bile çıkanları var. Bu yüzden dediğim gibi ben size bu tarif kullanın diyemiyorum. Çünkü çok faktörlü bir olay bu. Deneyerek yapmak lazım. Superfet kullanılır katı doğal sabun için. Genelde %4, %6 arasında bulduğum olanları. Ama dediğim gibi burada maalesef bir standart kalıbı yok. Ama nasıl da markete gidiyorsanız her şampuan ile memnun kalmıyorsunuz. Her şampuan doğru olmayabilir. Burada aynı maalesef deneyerek bir yere varmanız gerekir. Dediğim gibi genelde %50 zeytinyağı, %10-20 arasında Hindistan cevizi yağı, %5-20 arasında Hint yağı ve kalan olarak avokado yağı, badem yağı, jojoba yağı, argan yağı. Yani böyle yağları da kullanmaya tercih ediyorlar. Saç tipinize bağlı da biraz bunu seçebilirsiniz. Yani tekrar yağlı saçlı için daha az ağrı, daha kolay emilen yağları kullanın. Çünkü onlar daha az yağlı bir his bırakıyorlar. Başka ne vardı? Konu araştırırken yeni buldum. Sıvı sabun şampuan olarak kullananları var ve özellikle memnun kullananları da var. Bu ilginç bir konu benim için henüz denemedim ama orada bir fikir vermek istiyorum size. Genelde zeytinyağlı sabun kullanıyorlar, saf zeytinyağlı sıvı sabun ve inceltirmek için yani krem halinde onu yapıyorsunuz, sonra inceltiyorsunuz. Onun için genelde aloe vera suyu kullanıyorlar. Veya bir şey daha not aldım, yazmadım. Veya gliserin ilave ediyorlar. Yani önce aloe vera suyu ilave edip %10, %20'ye kadar yetmiyorsa suyla ilave ediyorlar. Ama genelde yani aloe vera suyu nemden derece görev gördüğü için bunu tercih edilir. Ya da gliserin ya da bitki özleri. Burada bitki özleri saç tipinize göre seçebilirsiniz. Veya saç isteklerinize göre de seçebilirsiniz. Saç dipte sıkıntınız varsa bunları deneyerek bakmamız lazım. Burada en büyük tetikleyen genelde esans. Yani esanssız deneyin. Ve böyle adım adım denemen lazım. Burada da tekrar genel bir tavsiye yapamıyorum. Çünkü çok kişisel bir şey. Bir kez önce dedim ben mesela çilek tepki gösteriyorum. Ben çilek özlü, çilek parfümü kullanamıyorum. Bilmiyorum ne zaman o olmaya başladı ama o beni tetikleniyor. Hemen alerji bana yapıyor. Ve özellikle saç diplerinde de fısıltı yapıyor. Aynı zamanda bunu belki normal şampuan kullanıyorsanız dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu kolay tarama şampuanları ya da two in one'ları yani ikisi bir arada şampuanlara bunu bu şey fısıltılar için sebep olabilir. Çünkü ağır bir krem yani bakım daha ağır ondan sıkıntı yaratabilir. Yani böyle bir sıkıntınız varsa şampuanı kullanmayı tercih edin. Onu bir kez deneyin. Yani onu kendim tecrübeden konuşuyorum. Şimdi burada bir soru vardı. Evet, sabunda benim de memnun kaldığım olmadı. Keçeleşiyor saçım hep.
Evet, yani o en büyük sıkıntı o da araştırarak maalesef kendin kafanızda deneyerek uygun bir halinde uygun bir tarif bulmanız lazım. Dediğim gibi en çok genelde zeytinyağı, Hindistan cevizi ve bol miktarda Hint yağı memnun kalan bir tarif. Ama %100 bir tane bunu yapın bundan memnun kalıyorsunuz diyemiyorum maalesef. Ondan devam araştırıyorum. Kendimiz yani formülü sundum bugün şey. Çıkartmaya çalışıyorum ama o da hemen yapabilecek bir şey değil çünkü hala ya olgunlaşma sırası var ve aynı zamanda yani her zaman yeniden kafadan, sıvalı saçlardan sonuç almak lazım. Şimdi burada birkaç tane soru daha var. Bebek şampuan için şu ana kullanıyorum. Bunu evet çok, özellikle hassas ciltlerde gene de tercih ediliyor. Çünkü içinde çok daha az bakın yani çok daha sade bir formül olduğu için bebek şampuanda genelde daha kolay kabul ediliyor. Kafa daha kolay kabul ediliyor. Renk esans daha az var. Bir bakım yok. Biliyorsunuz bebek şampuanlar genelde şeffaf. Yani bu bakım yoğunluğu orada yok ve bu yüzden gene de daha az tepki veriyor. Bu da bir saç kaçırmadan saçın gözünü tıkan. Şimdi gözünü tıkan zaten bir böyle bir şey yok. O ama tamam ayrı bir konu. Ama saçında yani bakım yapıyorsunuz. Fark etmişim gibi markette aldığınız olan saç bakım kremiyle, maskeyle ya da evdeki Hindistan ceviz yağıyla saç bakım buraya yapılmıyor. Saç bakım şuraya yapıyor. Uçlarda. Şampuan için de aynı onu yapmaya çalışın. Biliyorum çok zor. Özellikle yağlı saçta da bu çok zor. Saçlar dibinde yani şurada kullanarak saçınız daha yağlı yapabilir zamanıyla. Çünkü tetikleniyorsunuz onu sürekli. Hassasiyet çoğalıyorsunuz. Ne kadar çok temizliyorsun o kadar cildim ayva ben kurudum yağ üretmem lazım bağıracak. Bu yüzden gene de hassas şampuanlarda, bebek şampuanlarda, gene de dediğim gibi şeffaf şampuanları kullanmaya tercih edin. Yapmaya da tercih edin. Yani onu formül olarak yapıyorum. Projelerim çoğaldı. Henüz fark etmediniz çünkü ilk projem çıktı. Şimdi ama şu anda plan olarak gelecek 1,5 ay için hazırladım. Her hafta yeni bir proje çıkacak. Orada farklı farklı konularda yapacağım. Ona göre bakın yani bir isteğiniz varsa bir şampuan formülü de oraya da koyabilirim. Ama dediğim gibi bugün diyorsam bu ancak 2 ay sonunda yayına gidecek. Ondan haberiniz olsun. Şimdi Hindistan ceviz yağı genelde dediğim gibi dibinde yapmayalım, uçta da yapalım. Burada tıkanma zaten bir sebep yok çünkü zaten öyle bunlar. Yağlara bakım ucu yani konu tamam karıştım şimdi. Yani saç bakım yağ uçları için değil, uzantılar için, dipleri için değil. Onu da dikkat etmemiz lazım. Şimdi iyi bir bakım yağı hazırlamayabiliriz. Dipteki kaşıntılar iyi gelen. İlk olarak şampuan değiştirdim. Yani o bebek şampuan kullanıyorsun yazdınız zaten oraya. Yani. Ama belki farklı bir marka deneyin. Farklı bir çeşit deneyin. Bu fark yaratıyor. Diğer dışında dediğim gibi saç bakımı dibine kadar sürmeyelim. Daha uçlarda kullanın. Ve genelde Hindistan cevizi, argan yağı böyle bir şeyler daha iyi bakım için. Şimdi burada bir soru var. Sizin sorunuz burada şimdi tamam kafa karışacak diye onu lütfen PM olarak bana gönderirseniz sevinirim. Yani dediğim gibi en tavsiye eden, en beğendiğim saç bakım ya
Hindistan cevizi yağı ve onun türevleri, yani Hindistan cevizi trigliserit de karışım olarak olabilir. Bunun için de saçlarınızı iyi besleyen yağları avokadoya, jojoba yağı, argan yağı ve hint yağı. Yani bunlar da istediğiniz oranlara temel olarak Hindistan cevizi kullanarak diğer yağları %5-10 arasında ilave karıştırarak yapabilirsiniz. Ama en güzel, en kolay ulaşılabilecek Hindistan cevizi gerçekten. Aynı zaman o da benim en favori tarif. Bütün ama arkadaşım hep kaçıyorlar. Mayonez. Ev yapımı ya da hazır mayonez de. Çünkü hem içinde yağ var hem emülgatı var. Yani yumurta o da emülgatı göreve göre. Hem de sirke var. O da dediğim gibi asit düşük olduğu için saçlarımız daha parlak, daha güzel, daha sakinleşti diyebilirim. Yani kalkanları indirmiş oluyor. Biberiye yağı da güzel bir ilave saç için. Yani uçucu yağla aklıma gelmedi şimdi siz yağları yazarken. Biberiye yağı güzel bir saç bakım ya. Ada çayı da güzel bir saç bakım. Durulmak için de yani ada çayı da yani ada çayı ile yapılmış bir çayda saç durulma için kullanabilirsiniz. Biberiye Hindistan cevizle ısıtıp bekletmek yapabilirsiniz. Böyle biberiyeli Hindistan cevizler yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Biberiyeli sirke de yapabilirsiniz. Ya böyle mesela olaylar için kolay. Tam bu konu size söylemek istedim. Bitkiler nasıl sabun ve kozmetik de kullanabilirim. Bir tane canlı nasıl şimdi Türkçe? Masterclass. Yani canlı bir kurs halinde onu yapmak istiyorum. Bu ama büyük ihtimalle ancak okul tatilden sonra. Çünkü çocuklar evde olunca sakin olmayacak bu iş. Yani Şubat ortasına doğru diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir canlı kurs yapmak istiyorum zaten. Bunu tekrar Facebook, Instagram'da, blogda bildireceğim size. Başka saç ilgili, şampuan ilgili sorunlarınız varsa, biliyorum bugün biraz kargaşa bir nasıl bunun Atelier Life o konu biraz dağınık bir konu. Kusura bakmayın. yani dediğim gibi 5 tane farklı seçenekler var saçı temizlemek için. Bir tarafta saç bakım kullan yani no poo tarzı yapabilirsin. Diğeri de klasik standart surfaktan bazlı şampuan. Bundan sonra katı sürfektan bazlı şampuan. Bunun da bir proje hazırladım. Ne zaman yayına geçecek ama şu anda aklımda yok. Bundan sonra doğal sabun, şampuan sabun. Onun da bir proje var online, onu biliyorum. Deneyin. Memnun kalanları var bu tariften. Ben ne çok memnun ne çok memnunsuz kaldım. Ondan yani saçına göre değişir. Ve doğal sıvı sabun şampuan olarak kullananları da var. Dediğim gibi her saç farklı. Maalesef bir tane şunu yapın memnun kalacaksın diyemiyorum. O en büyük sıkıntı şu bugünkü life için oldu. Ama bunun dışında yani saç bakım ürünle yapmak bir tarafta en kolay çünkü en az içerik istiyor. Diğer tarafta tabii ki en kargaşa bir konu. Çünkü herkes farklı bir su oradan bile başlıyor. Yani buradaki sandalyemizdeki çıkan musluk suyu evdeki musluk suyu aynı değil. Yani arıtmanız varsa farklı oluyor. Bina içinde arıtma varsa yeni bakımı yapıldı. Bakım ihtiyaç oluyor mu? Bu bile fark yaratıyor. Yazlıktaki su farklı. Yani dediğim gibi en basit istek ve kullanılan suyla bile fark yarattığı için o çok zor oluyor. Dün mesela sizden bir tane izleyici bana birkaç gün önce o konu ilgili mesela yazdı. Şampuan sabun yaptı. Memnun kalmıyor ama eşi çok beğeniyormuş. Yani aynı duş, aynı su, kafa farklı, saç farklı ve memnun ve memnunsuz arasında hemen bir fark oluyor.
arkadaşım sabun arkadaşım arasında kein vardı beğeniyor. Ya veya mesela bizde de aynı. Kein vardı beğeniyor. Ben yapamıyorum bu şampuanla, sabunla. Arkadaşlar da böyle. Bu kullanıyor, memnun kalıyor. Bu kullanıyor, memnun kalmıyor. Yani maalesef genel bir tarif vermek burada çok zor. Fikir olarak dediğim gibi şu olsaydın ya sabun Hindistan cevizi, Hindistan cevizi ya ve Hint ya boyca. Bundan sonra bakım yağları, avokado, aloe vera, badem yağı ve argan yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi sorunlarınız yoksa o zaman size bir iki tane yenilik anlatmak istiyorum. Şu anda her pazartesi inşallah tutabilirim. Her pazartesi yeni bir tane proje sabun atölye.com'da yayına geçecek. Bu hafta sanki katı saç bakımı yayına girdi. Her çarşamba burada Facebook ve Instagram'da live yapıyorum. Bu bir perşembe günü ya da bazen çarşamba günü duruma göre ne zaman yetişiyorum. Sabun Atölye blogda onu da yayın olarak koyuyorum. Yani onda da sonra geri tekrar bakabilirsiniz. Ve her cuma kısa bir tane blog yazı var. O genelde sadece bir hamada ilgili. Bazen biraz daha anlatımlı, bazen sadece yani mesela geçen biberiye sanki biberi uçucu ya son kez koydum ve veya şimdi cuma yayına gelecek. Yani orada böyle şu içeriği ve bunun için kullanılır. Yani çok böyle broşür halinde bir demeyelim, tablo halinde. Bunu yavaş yavaş böyle bir tarz hamada ansiklopediyi yayınlamak istiyorum. Bunun dışında ayda bir defa bir tane newsletter, bülteni olacak. Bu şu anda her ein son perşembe günü yayına gelecek. Burada tekrar son projeler gösteriyorum. Biraz genel bir anlatım olacak ve aynı zamanda her bültene ait özel başka bir yere yayınlanmamış bir tane tarif olacak. Onu belki kaçırmak istemiyorsunuz. Çünkü bu tarifle başka bir yerde tekrar paylaşmayacağım. Bunun dışında bir değişiklik, kurslarla ilgili canlı yayınlar, canlı kursları biliyorsunuz sertifikalı kurslar şu anda hazırlamaktayım. Onlarda bildirim, kayıt işlemleri, newsletter'da yani haber bülteni de paylaşacağım. Bu yüzden isterseniz sabunatölye.com'a gidin, orada kayıt olun. Ve önceden kayıt olduysanız bakın, çünkü sistem değiştirdim, başka bir sistem kullanmaya başladım. Yani geçen hafta sanki değiştirdim. Geçen çarşamba ya da perşembe bunu değiştirdim. Ondan itibaren yani sistem değişiklik oldu. Size aynı sonuya bir bülten gelmiyorsa hala eski sistemde kayıtlısınız. Maalesef yeni kanunlar nedeniyle size aktaramıyorum izinsiz. Ondan kendinize tekrar kayıt olmanız gerekir. Başka yoksa şu anda o konu ilgili şampuan, sabun ve şampuan ilgili sorularınız varsa lütfen yazın, yoksa bugün için bitirelim. Biliyorum biraz kargaşa konu oldu. Gelecek hafta için sanki bir yayın programımız henüz yoktu. Şampuan ilgili daha detaylı bilgiler, sorularınız varsa onlara da yazın, ona göre yayına alabilirim. Şimdi bakalım gelecek hafta için bir tane konu var mı yok mu bakayım. Yok, henüz sabit bir konu yok. Fikir olarak şu anda krem merhem nedir, farkları nedir tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü burada biraz karışıklıklar oldu anladığım kadar. Tam hala bir yani bazı hala sıkıntı oluyor ne nedir. Ondan onu tekrar yayına almak istiyorum. Tamam, o zaman sorularınız yoksa benden şu anda bu kadar. Dediğim gibi
sorularınız varsa bir iki gün içinde her zaman cevap veriyorum. Hafta sonu da biraz daha uzun zaman sürebilir. İnşallah memnun kaldınız bugün kargaşık dersten ve dediğim gibi yazılı olarak o da belki onu okuyarak belki daha kolay olabilir. En geç yarın yayına geçecekse bunu atölye.com'da, tamam. O zaman görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için. Bye bye.